AK Partili bir cumhurbaşkanı, AK Parti'nin çıkardığı bir hükümet olduğu için bir takım sıkıntılar yaşanmıyor. Halkın doğrudan seçtiği bir cumhurbaşkanı ve hükümet denkleminde, bu denklemden AK Parti'yi çıkardığınızda başka krizlerin yaşanması da mümkündür. Rejim meselesi konusu. Burada da bence zorlama bir takım yorumlar yapılıyor. Siyasal sistem, rejim, düzen, bu gibi kavramlara muğlak bir takım anlamlar yükleyerek acite etmek de doğru bir yaklaşım değildir. Sistemler bellidir. Monarşi, oligarşi, demokrasi, demokratik rejim, parlamenter sistem, başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi. Burada rejimin, sistemin, düzenin değişmesi üzerinden başka bir ajitasyon yapmak da doğru değildir. Bakın, rejimin bekçisi olarak Türkiye'de kendisini hep niteleyenler, bu millet hiçbir zaman demokrasiye darbe vurmadı. Darbe vuranlar hep demokrasinin, rejimin bekçisi olarak kendisini lanse edenler oldu. Bu önemli bir konudur. Tabii şu söyleniyor. Yani mesele tamam, hükümet sistemini değiştirin, sorun yok. Çok yetki veriyorsunuz. İşte güçlü, çok büyük güçler aktarılıyor vesaire. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden bazı atıflar yapılıyor. Değerli arkadaşlar, Tayyip Erdoğan meşruiyeti önemser. Yani halkın iradesine dayanır ve hukuka uygun hareket eder. Ama Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız, siyasi gücünü kanun yaparak elde etmez. Halkın sevgisinden alır ve sandıktan alır. Siz kanun çıkararak hiçbir siyasetçiyi lider de yapamazsınız. Ona büyük bir siyasi güç falan da atfedemezsiniz. Güçlü bir lidere de dönüştüremezsiniz. Bu kanun çıkarmakla, anayasa değiştirmekle olacak bir şey değildir. Bakın, Tayyip Erdoğan'ın hiçbir makamı yoktu. Koltuğu yoktu, sıfatı yoktu. Hatta siyasi yasaklıydı. O dönemde Türkiye'nin gündemini belirleyen bir siyasi liderdi. Bu yüzden güçlü lider, nükleer silahların şifrelerini elinde bulunduran, süper güçlerin süper yetkiler verilmiş başkanı değildir. Güçlü lider, tankların, savaş uçaklarının önüne halkı çıkarıp darbeleri püskürtebilen liderdir. Bravo.